Merhabalar Abdullah Merhabalar Bey. Efendim, merhabalar. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Efendim biz Adana'da aşağı yukarı 100 yıllık bir geçmişi olan firmayız. Dededen intikal eden bir firma. Ben 3. jenerasyonum. Benden sonra şu anda 2 tane oğlum işletmeyi, şirketi devam ettirmekteler. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki sizler burada müşterilerinize sunmuş olduğunuz hizmetleriniz ve ürünleriniz hakkında da bizlere bilgi aktarır mısınız? Bizim buradaki faaliyet alanımız çiftçiye hitap eden tarım sektöründe kullanılan ekipmanlar ve traktör bayiliği üzerine çiftçiye gerek yurt içinden gerek yurt dışından çeşitli ekipmanları hizmet olarak sunuyoruz. Yedek parçaları konusunda yardımcı oluyoruz. Burada ciddi manada bir çiftçinin ihtiyacı olan sektörde boşluğu dolduruyoruz. Peki Abdullah Bey, İrday Tarım Makine Sanayi olarak traktör satışı gerçekleştirmekte misiniz? Muhakkak tabii. Biz bahçe traktörlerinin üzerine Antonio Carraro traktörlerinin bayisiyiz. Burada da ciddi manada piyasaya arz ediyoruz. Yani bayağı satışlarımız bulunmakta. Peki bu hizmetlerinizin elbette ki bir karşılığı, bir bedeli de bulunmakta. Bizleri biraz da fiyat politikanız hakkında bilgi aktarır mısınız? Vallahi biz çiftçi arkadaşlarımıza en uygun fiyatla ürünleri sunmaya çalışıyoruz. Ürün satışından sonra da gerekli hizmeti, yedek parça ve bakım konusunda iletiyoruz çiftçilere. Peki burada kaç kişilik bir ekiple hizmet vermektesiniz? Şu an 12 çalışanımız, ben ve iki oğlumla birlikte 15 kişiyiz. Toplamda 15 kişiyle tercih eden müşterilerinize hizmet veriyorsunuz. Peki Abdullah Bey, şu anda sizleri izleyen çiftçilerimiz traktör alımlarında nelere dikkat etmeliler ve bakım onarımında? Traktör konusunda benim çiftçilere önereceğim şunlar. Her şeyden önce uzun sürede bakım gerektiren traktörleri maliyet yönünden tercih etmelerini söylerim. Çok elektronik olan traktörlerden uzak durmalarını öneririm. Çünkü onların bakımı, efendime söyleyeyim, kullanımı biraz zor oluyor. Daha ziyade basit sistemle çalışan traktörlerden daha fazla maksimum yarar elde ederler. Bunları belirtmektesiniz. Evet. Peki Abdullah Bey, müşteri sizin için ne derece önemlidir? Bir işletme için en önemli değer müşteridir. Müşteri olmadıktan sonra işletmenin hiçbir değeri olmaz. Peki yine biliyorsunuz ki sektörünüzde yalnız değilsiniz. Birçok firma bulunmakta. Evet. Sizi diğer firmalardan ayıran özelliğinizi öğrenebilir miyim? Bizim için önemli olan müşteriyle olan ilişkilerimizin uzun süreli olmasını biz öngörüyoruz. Bir günlük değil de yıllarca müşteriyle olan diyaloglarımızın, hizmetlerimizin sürmesinden yanayız. Çünkü ticaret bir günlük bir iş değil, uzun süreli bir iş. Evet, haklısınız. Peki Abdullah Bey, yine biliyorsunuz ki her sektörde yaşanan belli başlı sorunlar bulunmakta. Özellikle son dönemlerde. Sizler içinde bulunduğunuz sektörde ne gibi sorunlarla karşılaşmaktasınız? Şimdi sadece bizim sektörde değil, genel manada karlılık oranları azaldı. Evet. Yani satışlardan kar marjları düştü. Masraflar, giderler ağır. Öyle olunca bazen zaman zaman da işte mal sattığımız insanların ödeme güçlükleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Peki son olarak buradan sizleri izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Vallahi sadece ticarette para kazanmaktan ziyade dostluklara önem vermelerini isterim. Her şeyden önce ikili ilişkiler çok önemli. İnsanlar birbirini sevmeli, sevilmeli. Evet. Barış içerisinde, huzur içerisinde hayatlarını idame ettirmelerini dilerim diyeceğim bunlar. Peki vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ederiz. Nice bol kazançlı ve sağlıklı günler dileriz. Ben de vermiş olduğunuz bu imkandan dolayı size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yayın hayatınızın başarılı olmasını temenni çok ediyorum. Çok sağ olun. Siz de sağ olun.